Ve yine bu haftanın en sıcak konularından biri, açılışta da söylemiştik, değerli bir konuğumuz olacak şimdi. TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, motokuryelerin, kurye işçilerinin, kargo işçilerinin neden eylemde olduğunu ve ne istediklerini kendisine soracağız. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, Ulusal Radyo frekanslarına. Merhabalar, hoş gördük. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi sadece tek bir şirkette değil, çok sayıda şirkette eş zamanlı başlayan eylemlerden bahsediyoruz. Yani Banabiden tutun, Yurtiçi Sürat Kargo gibi. Yani kargo işçileri ayaklandı diyebilir miyiz? Burada tabii ki emeğin karşılığını almak isteyen işçilerden bahsediyoruz. Bu emekçilerimizin esas talebi nedir? Ya tabii yani özellikle bütün alanlarda, bütün sektörlerde işçilerin sorunları had safhada. Yani ülkede yaşanan ekonomik krizin ve özellikle işçilerin alım gücünün düşmesi, yoksulluk artarak devam ediyor. Tabii bundan kaynaklı bütün sektörlerde işçiler rahatsız, işçiler sıkıntılı. Bazı yerlerde iş sendikaları aşmış durumda. Artık sendikasız yerlerde de İşçiler kendiliğinden iş durduruyor, eylem yapıyor. İşte çorap fabrikası, tekstil fabrikası, başka yerlerde. Taşıma iş kolunda da bu alanda özellikle e-ticaret son dönemde bu pandemiyle birlikte daha da artarak devam etti. Bu tür kurye firmaları çok sayıda insan çalıştırmaya başladılar. Bu firmalar büyümeye devam etti, büyüyor. Her gün karlılık oranlarını arttırıyor ama burada çalışan işçiler yoksulluğa, açlığa mahkum durumda. İşte demin sizin bahsettiğiniz, geçtiğimiz günlerde basına, kamuoyuna yansıyan Trendyol, hepsi burada. Diğer bu kargo firmalarında, kurye firmalarında esnaf kurye modeli denen bir model uygulanıyor. Yani reklam yapılıyor, çağrı yapılıyor. Sayın Öztürk, merak ediyoruz şimdi, birçok izleyicimiz de merak ediyordur. Tartışmayı birazcık daha açmak için söylüyorum bunu. Nedir bu esnaf kurye? Yani şimdi tanımlamaya neden gerek duyuldu? Evet. Şimdi işverenler bu alanda kayıt dışı, güvencesiz, kuralsız işçi çalıştırmak için her gün yeni bir model deniyorlar. Özellikle bu alanda örgütsüz olduğu için, bu kurye firmalarının önemli bir bölümü de örgütsüz olduğu için şimdi diyor ki reklam şöyle yapıyor. Aracınızı alın gelin, işinizin sahibi olun. 10.000 lira kazanın, 15.000 lira kazanın. Fakat insanları borçlandırıyor, tazminatlarını alıyorlar, kredi çekiyorlar, araç alıyorlar, gidiyorlar günde 12 saat çalışıyorlar ama asgari ücret kadar ellerine para ancak geçebiliyor. Fakat iş yerleriyle hiçbir bağları kalmıyor. İşte Trendyol'daki arkadaşların sorunları bunlar. Sigorta hakkı yok, sendika hakkı yok, kıdem tazminatı hakkı yok, saat yok, bayram yok. Kendini şirket kurun diyorlar. Bir şirket kuruyorlar, Bağkur borcunu da ödeyemiyorlar. Bağkur'a da borçlanıyorlar. Bu koşullarda günde 12 saat çalışıyor bu insanlar. Şimdi dolayısıyla gerçekten artık bir yere gelince de işçiler burada tepki başlattı. Bu koşullara karşı isyan başlattı ve bu Trendyol'da, hepsi burada, yine diğer bu e-ticaret firmalarında yoğun şekilde tepki ve başladı. Şimdi tabii bunların yanında bir de Yemek Sepeti var. Yemek Sepeti halen bu e-ticaret firmaları içerisinde en çok sigortalı işçi çalıştıran, 8.000'i aşkın işçi çalıştıran bir şirket. Fakat bu şirkette 2 yıldır bir örgütlenme çalışması sürdürüyorduk. Biz sendika olarak, başka sendikalarında vardı örgütlenme çalışmaları. 2 yıl önce işveren sendikal çalışmayı engellemek için NACE kodlarını değiştirdi. Taşıma iş kolundan bu işçileri ticaret büro iş koluna aldı ve üyelikleri düşürdü. Amaç sadece sendikalaşmayı engellemek. Çünkü bu insanlar taşıma yapıyor. Akşama kadar paket teslimatı yapıyorlar. Motor kullanıyorlar, araç kullanıyorlar ve teslimat yapıyorlar. Ama işveren tuttu, hileli bir şekilde NACE kodlarını değiştirdi ve ticaret büroya aldı ve sendika üyelikleri düşürüldü. Daha sonra sendikamız halen taşıma iş kolunda faaliyet sürdüren yerler tespit ettik. Bazı illerde, Manisa'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde biz örgütlenmeye devam ettik buralarda. Çoğunluğu sağladık. Bakanlık TÜMTİS sendikasının burada toplu iş sözleşmesi için gerekli sayısal çoğunluğu vardır diye bize çoğunluk belgesi tebliğ etti. Fakat bu sefer de işveren bu çoğunluğa itiraz etti. Mahkeme süreci henüz devam ediyor. daha mahkeme süreci devam ediyor. Aynı şekilde burayı da tümden kuralsız hale getirmek, sendikalaşmadan da kurtulmak için işçilere yoğun şekilde esnaf kurye olun, bu modelle sizi çalıştırmayacağız. Alın araç gelin, esnaf kurye modeliyle çalışın. Fakat buradaki kuryeler diğer firmalarda esnaf kurye modeliyle aracını alıp gelip parça başı, paket başı ücret alanların durumunu, yaşadığı sefaleti gördükleri için arkadaşlarımız bunu kabul etmiyor. Esnaf kurye olmayı kesinlikle kabul etmiyorlar. Bir taraftan bu baskı, mobbing uygulaması, sendikalaşmayı engelleme girişimleri Yemek Sepeti işverenlerinin, bir taraftan da yine ülkede yaşanan ekonomik kriz, enflasyon gelip %50'lere dayanmış resmi enflasyon. Fakat işçilere bu dönem için verdiği zam oranı %32.7. %32.7 oranında zam yapmıştır. İşçinin beklentisi neydi Sayın Öztürk? Efendim? İşçinin beklentisi neydi? Yani işçinin beklentisi enflasyonun %50'lerde olduğu yerde beklentisi %32 değildi. Dolayısıyla bu da o %32 açıklanınca özellikle işçiler bu baskıdan, mobbing uygulamasından, esnaf kurye dayatması, buradan dolayı artık işçilerin sabrı taştı ve biz ilk gün şirketin önünde kitlesel bir basın açıklaması yaptık. Daha çok diğer illerde, İzmir, diğer illerde basın açıklamalarımız oldu. Şu an bütün illerde çeşitli düzeylerde eylemler sürüyor. Örgütlenme çalışmamız da sürüyor. Dolayısıyla buradaki talebimiz Yemek Sepeti'nin bu uygulamadan vazgeçmesi, işçilere esnaf kurye baskısı yapmaktan vazgeçmesi, anayasal hak olan sendika hakkına saygı göstermesi, insan onuruna yakışır bir ücretle bu işçiyi çalıştırılmasını bekliyoruz ve işçilerin talebi de bu doğrultuda. Onun için Yemek Sepeti işverenleriyle ilgili bugüne kadar yaptığımız bütün diyalog çağrılarına cevapsız kaldı, karşılık bulmadı. Biz bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Asla bu uygulamada başarılı olamazsınız. İşçilerin sesine kulak verin. İşçiler insanca çalışmak istiyor, güvenceli çalışmak istiyor, sendikalı çalışmak istiyor. İşçiler ölümü göze alarak pandemi döneminde bu şirkette çalıştı, halka hizmet etti. Bu şirket büyümeye devam etti. Ama işçilere bugünkü bu durum reva görülmemeli. Bugünkü bu kölelik uygulaması reva görülmemeli. Onun için buradaki mücadelenin başarısı için sendikamız zaten burada çoğunluğu sağlamıştır. Bakanlıkta çoğunluk sağladığına dair belgeyi tebliğ etmiştir. Mutlaka bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Şimdi siz de zaten yaşanan sıkıntıları, hangi koşullar altında çalıştıklarını ifade ettiniz motokuryeyi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki kar esaretinde de nasıl çalıştıklarını hepimiz gördük. Beklenti emeklerinin karşılığını insan onuruna yakışır bir şekilde alabilmek. Peki bu süreçte bahsettiğiniz şekilde bir anlaşma sağlanamazsa, ki gerçekten bir kere daha söylemek istiyoruz. Yani sizin az önce dile getirdiğiniz Yemek Sepeti'nde değil sadece, birçok firmada benzer şekilde eylemler var. Trendyol işçileri ne siz değindiniz ama onlar aslında taleplerinin karşılığını alabildiler. Eylemlerinin sonuçlarını aldılar. Ama farklı şirketlerde işte Aras Kargo'dan tutun Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo, bana bir çok sayıda kargo şirketinde ve motokurye çalıştıran şirketlerde bu eylemler devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bu işçilerimizin, emekçilerimizin beklentileri karşılanmazsa ne olacak? Çünkü biz zaman zaman hem sosyal medyada hem de sizlerin açıklamalarından takip ettiğimiz kadarıyla bu emekçilerimiz çalışmak istiyorlar. Evet. Darboğazdalar sadece. Bu darboğazdan çıkmak ama yine de emeklerinin karşılığını almak için çalışmaya hazırız diyorlar. Elbette ki yani işçiler tabii ki çalışmaya hazır ve demin de belirttiğim gibi pandemi koşullarında ölümü göze alarak bu insanlar çalıştı. Ve bu şirketlerin akşama kadar bütün televizyon kanallarında reklamları dönüyor. Ne kadar büyüdüklerini anlatıp duruyorlar. Ama sıra işçiye gelince işçinin taleplerini yok sayıyorlar. Tabii demin de belirttim, sendikamız bu konuda deneyimli. Geçmişte UPS Kargo'da da bir mücadele sürdürmüştü. Uzun bir mücadele ve uluslararası dayanışma, Türkiye'deki kararlı mücadele burada başarıya ulaşmıştı. UPS bugün sendikamızın üyesi. Yine DHL Alman firmasında 476 günlük bir mücadele ve uluslararası dayanışmayla DHL'deki bu mücadelede başarıya ulaştı. Bugün DHL işçileri de sendikalı, güvenceli çalışıyor. Aras Kargo'da ve 4 yıl süren bir hukuk mücadelesi sürdürdük. Buradaki engellemelere rağmen Aras Kargo'da da bugün 5000 üyemiz var. Sendikalıyız, 8 saat çalışıyoruz. Güvenceli çalışıyor buradaki arkadaşlarımız. Dolayısıyla buradaki mücadele de başarıya ulaştı. Bugün Trendyol'da da mutlaka bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın demin de belirttim talepleri şu: esnaf kurye baskısından vazgeçilmesi. Demin sizin belirttiğiniz Trendyol işçilerinin sorunu kalıcı olarak çözülmedi. Çünkü Trendyol işçilerine sadece biraz ücretlerinde iyileştirme yapıldı. Asıl temel mesele esnaf kurye modeline son verilmesidir. Yani aracını al gel, paket başına sana ücret vereyim. Dolayısıyla günde 12 saat, 14 saat şirketle hiçbir bağı olmadan çalışma sistemi esnek çalışmadır, kuralsız çalışmadır. Bu işçiyi tümden köleleştiren bir çalışmadır. Onun için evet, buralarda Trendyol'da işçiler bir zam aldılar ama asıl kalıcı çözüm bu işçilerin şirketin kadrolu işçisi olmasıdır. Sigortalı, sendikalı, güvenceleri çalışmalarıdır. Dolayısıyla Yemek Sepeti'ndeki arkadaşlarımız da buradaki mağduriyeti gördüğü için baskılara rağmen esnaf kurye olmayı kabul etmeyecektir. Yemek Sepeti işçileri sendikalı, sigortalı, 8 saat insan onuruna yakışır bir ücrette çalışmak istiyor. Talepleri bu ve bunun için mücadele ediyorlar. Peki talepler karşılanmazsa, işçinin sesi karşılık bulmazsa ne olacak? Yani karşılanmazsa bu mücadele büyüyerek devam edecektir. Mutlaka başarılacaktır. Demin ben ifade ettim. Biz çok sayıda uluslararası şirkette bugüne kadar mücadele sürdürdük ve hepsini de başarıyla sonuçlandırdık. Buradan da Trendyol, buradaki Yemek Sepeti işçileri de mutlaka bu önümüzdeki dönem eğer talepler karşılanmazsa dalga dalga bu eylemler bütün illere yayılacaktır. Ve dolayısıyla Yemek Sepeti bu talepleri kabul etmek zorundadır. Başka bir seçeneği yoktur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk katıldığınız için. Sıcak bir gündem. Emekçimizin gündemi bu. Emek dünyasının da gündemi bu. Bu hafta bunu konuştuk ve belli ki önümüzdeki günlerde de bu emekçilerimizin sesini duymaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğimiz, naçizane benim eksik bıraktığım bir nokta varsa lütfen buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. TÜMTİS Genel Başkanı Sayın Kenan Öztürk konuğumuzdu. Motokuryelerin, kargo işçilerinin taleplerine neden eylem yapıyorlar, bu eylemler devam edecek mi? Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Mevzu bahis sadece işçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi değil, sigortalı ve güvenceli bir şekilde çalışıyor hale gelmesi. İşveren de bu konuda işçiyle uzlaşmaya yanaşmıyor dedi ama bizim bu konudaki çağrılarımız devam edecek. Eğer bu çağrılarımız karşılık bulmazsa da bu eylemler büyüyerek tüm illere yayılımını sürdürecek dedi. Sayın Kenan Öztürk'e teşekkür ediyoruz ve bu konuda takipçisi olacağımızı ifade edelim ve haberlerimize devam edelim kaldığımız yerden.